Bu haftanın videosu gelecek, cuma gününe gelecek ama araya bir tane video sokmak istedim. Nedeni de şu, süper bir şey öğrendim. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Altyazı olayı. YouTube videolarına altyazı yapmak. Şimdi ben yaptığım bütün videolara mutlaka altyazı koymaya çalışıyorum. Çünkü İngilizce izleyebilsin insanlar ya da koyacağım altyazı sayesinde diğer dillerden insanlar otomatik çeviri yöntemini kullanaraktan videolarımı izlesinler istiyorum. Bir önemli konu da arama motoru optimizasyonu. Şimdi siz eğer altyazı koyarsanız videolarınıza Google'ın arama motorlarında ya da diğer arama motorlarda metin içerisinde geçen anahtar kelimeler vasıtasıyla üst sıralarda çıkmanızı olanak sağlıyor. Bence asıl ama en önemli nedeni işitme engellilerin de bu videolardan faydalanabilmesi lazım. Dünya nüfusunun sanıyorum %5'i kadar bir işitme engelli popülasyon var. Bu anlamda da önemli oluyor. Temelde bu. Şimdi ben bu videoları yaparken ilk başladığımda bayağı bir iş olduğu için deşifre etmek ne yapıyordum? Bir yere yolluyorum, deşifre ettiriyorum. Tercümesini yaptırıyorum. Çünkü normal konuşma İngilizcesiyle yazı İngilizcesi biraz farklı. Onu beceremem diye bir yere yolluyordum. Sonra baktım bu maliyet olarak biraz astarı yüzünden pahalıya gelmeye başladı. Sonra biz onu burada kendi içimizde çözüyorduk falan filan. Videoyu bitiriyorsun. 4 gün kadar bunun deşifresi ve çevirisi sürüyor. İşte bu yüzden araştırma yapmaya başladım. Yani bu işin mutlaka daha kolay olması lazım. Sonuçta giriyorsunuz. İşte Google Docs'ta Voice Type diye bir şey var. Basıyorsun. Hangi dilde olursa olsun seçiyorsun dilini. Ona göre konuşuyorsun. Senin yerine yazıyor. Fakat bu da biraz meşakkatli bir iş, zor bir iş. Dedim bu işin daha kolayı vardır falan filan. Dün gece bayağı bir araştırma yaptım. Windows için bir Python'da yazılmış bir script var. Onunla bu işi başardım. Bayağı da iyi yapıyor. Yani siz videonuzu veriyorsunuz. Videonun time kodlarına göre size altyazıyı döküyor. Ve baktığımda bayağı %85-90 başarıyla çeviriyi yapıyor. Ondan sonra zaten gerisini yapmak kolay oluyor. Mac'te nasıl yapabiliriz diye baktık. Hiçbir doküman bulamadım ama ben kendim başardım. O yüzden sizle bu hem Windows hem de Mac tarafındaki çözümü paylaşmak istiyorum. Hemen geçiyorum, uzatmayayım. İlk Mac'le başlayalım. Şimdi buradan Spotlight'a terminal yazıyoruz. Terminal penceremizi açıyoruz. Aşağıdaki linklerde var. Burada önemli olan şey şu, tarihinizin ve gününüzün doğru ayarlı olması, yoksa kurulumda sıkıntı yaşarsınız. Brewin sitesine giriyoruz. Bu link aşağıda var dediğim gibi. Buradan bu kurulum komutunu kopyalıyoruz. Terminal penceremize yapıştırıp Enter'a basıyoruz. Şimdi bu kurulum başlayacak. Xcode'un bir takım yardımcı modülleri var, onları yükleyecek. Şifremizi girdikten sonra kurulum başlıyor. Ben bunu hızlandırdım. Yaklaşık olarak 2 dakika kadar sürecek bu işlem. O yüzden panik olmayın. Kurulum bittikten sonra... Evet, kurulumumuz bitti. Ekranı bir temizleyeyim. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Doğru kurulmuş mu? Brew Doctor yazıyoruz. Evet, sistemimiz Brew için hazır diyor. Bunu gördükten sonra her şey yolunda gitti demektir. Şimdi PIP'yi kuracağız. PIP nedir? Hemen onu söyleyeyim. PIP, Python modüllerinizi kolay kurmak için bir menajer gibi bir program. Çok detaya girmeyeyim. Bu komutu yine kopyaladıktan sonra aşağıda dediğim gibi yine linki var. Kurulum programını, modülünü indiriyoruz. Sonra bunu çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra paket menajeri kurulmuş olacak. Bu kısa süren bir işlem. Şifremizi yazıyoruz. Hemen bir 10 saniye kadar sürüyor ve işlemi tamamlıyor. Bunu kullanaraktan FFmpeg programını kuracağız. Şimdi bu biraz uzun sürecek, 4 dakika kadar sürecek. Ama ben bunu hızlandıracağım. Boşuna vaktinizi almayayım.
Şimdi burada gerekli kütüphaneleri kuruyor FFmpeg'in çalışması için. FFmpeg bu sırada çok popüler bir yazılım. Sisteminizde olmasında da fayda var. Başka işlerinizde de işe yarayacak. Herhangi bir sisteminiz için zararlı bir şey kurmuyor. O yüzden endişelenmeyin. Evet, işlemi bitirdi. Şimdi ekranı temizleyelim. Brew üzerinden Python 2'yi bir daha kuracağız. Gerçi Mac sisteminizde Python 2 var ama modüllerin doğru çalışması için bu Python 2'yi kurmak gerekiyor. Yani ben öyle tecrübe ettim. Bu kısa süren bir işlem, çok uzun süren bir işlem değil. Evet, Python 2'yi kurduktan sonra da son olarak AutoSub modülümüzü kuracağız. Bu altyazıları oluşturmamızı sağlayan Python modülü. Sudo pip install AutoSub dedikten sonra, bu çok kısa sürüyor. Evet, şu an altyazı yapmaya hazırız. Şimdi AutoSub yazıp kontrol edelim. Evet, düzgün kurulmuş. Şimdi AutoSub eksi S, yani kaynak dilimizi belirtiyoruz Türkçe. Eksi D dediği de hedef dil Türkçe. Bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Başka dilden başka dile çevirmeyin. Hangi dildeyse videonuz, o dili seçmenizde ve hedef dil olarak da yine aynı dili seçmeniz gerekiyor. Masaüstüne geçtim. Şimdi masaüstünden benim burada bir WAV dosyam var. Bu MPEG dosyası da olabilir, fark etmez. Ben WAV'ı aldığım için şimdi onu kullanıyorum. Ve evet, başladı. Şu an evet, bitirmek üzere. Evet, çok kısa sürede de altyazımızı oluşturdu. Şimdi masaüstümüze hemen yanına koydu. SRT dosyamızı bir açalım, bir kontrol edelim. Evet, şimdi burada bir takım düzeltmeler yapmak gerekiyor. Mesela iPhone 2C dediği aslında iPhone 2G. Onu düzeltiyorum. Ne diyor? Şu an sarhoş edeyim dediği aslında şu an San Jose edeyim olacaktı. Onu düzeltiyorum. DVS dediği WWDC. Bu normal, bunu okuyamaması. Bu gibi düzeltmeleri yaptıktan sonra SRT dosyamız YouTube'a yüklenmeye hazır olmuş oluyor. Sonrası kolay. Oluşturduğumuz SRT dosyasını YouTube'a yükleyeceğiz. Sonra Save Subs diye bir site var. Oraya bu YouTube videomuzun linkini yazdıktan sonra istediğimiz dilde SRT'sini oluşturup onu tekrar alacağız. Gerekli düzeltmeleri yapıp tekrar YouTube'a istediğimiz dil olarak yükleyeceğiz. Şimdi onu göstereyim. Bu yöntem Windows'da oluşturduğumuz SRT dosyasından sonra yapacağımız işlemin aynısı. Yani şu demek oluyor. Windows'da da SRT'yi oluşturduktan sonra videonun bu kısmını takip etmeniz gerekiyor. Şimdi web tarayıcımıza dönelim. YouTube Studio Beta'yı kullanıyorum. İlgili videonun çeviriler bölümüne geliyoruz. Buradan şimdi demin oluşturduğumuz SRT dosyasını yükleyeceğiz. İlgili dile, yani ben de Türkçe olduğu için Türkçe dilini seçiyorum ve Türkçe altyazıları yüklüyorum. Masaüstüne oluşturduğum SRT'yi seçtim. Yükle diyorum. Ve altyazılarımız geldi. Şimdi burada güzel bir programım var aslında YouTube'un. Burada gerekli süre ayarlamalarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonlarını başlarını çekiştirerek. Gerçi zamanlamalar bayağı doğru geliyor ama ben mesela bunları böyle blok dayamayı seviyorum. Ki daha uzun süre ekranda kalıyor yazılar. İnsanların okuması kolay oluyor. Bu sırada konferans traktör diyor. Ya bu düzeltmeleri yapmanız gerekiyor. Öncesinde bir kontrol yapın. Mutlaka redakte edin. Bu şekilde de altyazılarınız gelmiş oluyor. İsterseniz satır bölmelerini yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bir eğer çok fazla metin gözüküyorsa bunları bölmekte fayda var. Bu şekilde parçalara bölmek bence çok mantıklı. Evet, genel anlamda SRT'yi oluşturmak bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok da atla deve bir durum değil. Save ediyoruz ve yaptığımız değişiklikleri kaydediyoruz. Bu şekilde Türkçe altyazılarımız tamamlanmış oluyor. Şimdi burada yapmamız gereken diğer konu İngilizcesini oluşturacağız. Şimdi buradan videonun linkini kopyalıyoruz.
ve yeni bir sekme açalım. Buraya savesubs.com adresine gidiyoruz. Demin kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz. Altyazıları kontrol ediyor. Kontrol işlemi bittikten sonra sayfanın en altında çeviri kısmı var. Burada mevcuttaki altyazıları görüyoruz. Buradan mesela ben İngilizce çevirmek istiyorum. Şimdi buradan İngilizceyi seçiyorum. Çevir ve indir diyor. Hop, İngilizcesi geldi. Burada yine gerekli düzeltmelerimizi yapacağız. Satır bölmelerimiz varsa bunları yapalım. Bu işlemden sonra save ediyoruz. Ve İngilizce altyazılarımız da hazır. Yapacağımız şey şu. Bu altyazıyı alacağız. Text dosyası olarak kaydetmiş. Bunu seyret olarak değiştiriyorum. YouTube'a geliyorum. Yeni bir dil ekliyorum. Buradan İngilizceyi seçeceğim. Sonra bunun altyazılarını ekleyeceğim. Son yaptığım SRT dosyasını buraya yüklüyorum. Ve artık İngilizce altyazılarım da olmuş oluyor. Evet, geldiler. Bu değişiklikleri de kaydettikten sonra şöyle göstereyim. Videomuzun artık her iki dilde de altyazısı mevcut. Videoya girelim. Altyazılarımızı açtıktan sonra bakalım. İki tane altyazımız var. Hem İngilizce hem Türkçe. Gördüğünüz gibi hem İngilizcesi geliyor hem de Türkçesi var. Şimdi Windows tarafına bakalım. Bu Mac tarafından çok daha kolay, çok daha pratik. Çünkü sadece ilgili linklerden dosyaları indiriyorsunuz, gerekli klasörlere koyuyorsunuz ve programı çalıştırmak kalıyor. Yaklaşık olarak 4'te 1 kadar daha kolay Mac tarafında. Hadi onu göstereyim şimdi. İlk olarak tarayıcıdan Python'un web sitesine gireceğiz. Oradan Python'un 2.7'nin son sürümünü indireceğiz. 2.7.15 bunu indiriyoruz. Windows için olan versiyonunu indireceğiz. Bende bu ekran çıkıyor çünkü bende daha önceden kurulu olduğu için çıkıyor. Sizde çıkmayacak. Her şeyi olduğu gibi bırakıp kurulum işlemini tamamlıyoruz. Sonra FFmpeg'in 4.1.3 versiyonunu, 64 bit için olan versiyonunu indiriyoruz. Bunu sonra indirdiği yerden kopyalayıp C'nin ana dizinine yapıştırıyoruz. Daha kolay, daha basit bir isme çevireceğim ben bunu. Çünkü sonra dizin erişimini verirken kolay olsun diye. Sonra bilgisayarın özelliklerine giriyoruz. Buradan gelişmiş seçenekleri seçiyoruz. Buradan padlere giriyoruz. Ve bu padlere 3 tane pad ekleyeceğiz. Bir FFmpeg 1000, demin kopyaladığım klasörün 1000 klasörünü. Python 27 scripts ve Python 27'yi. Bunları mutlaka ekleyin. Ekledikten sonra kapatıyoruz ekranlarımızı ve bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor ki bu dizin erişimleri aktif olsun. Evet, bilgisayarımızı başlattıktan sonra son olarak da yine PIP'yi indireceğiz, bu modül menajerini. Bunu command prompt'a açıyoruz. Bunu admin olarak çalıştırıyoruz. Kurulum işlemi tamamlandı. En sonunda Python için bu modül programını aktif hale getireceğiz. Python getPIP scriptini çalıştırıyoruz ve PIP'yi kurmuş oluyor. Son olarak da AutoSub modülümüzü PIP ile kuracağız. PIP install AutoSub diyoruz. AutoSub'u da kurduktan sonra işlemimiz tamamlanıyor. Windows tarafı aslında gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şimdi şöyle yapalım. Son olarak da bu AutoSub'ın kurduğu programı sileceğiz. Bu size verdiğim link de aşağıda var. Bunu indireceğiz.
Bunu buradan kopyalıyoruz. Tekrar Python'un Scripts klasörüne kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra bunun adını değiştireceğiz. Şu sonundaki txt dosya uzantısını atalım. Evet, şu an hazırız. Yapmamız gereken şey srt dosyasını oluşturmak. Bunun için tekrardan command prompt'a gireceğiz. Admin olarak girmenize gerek yok. Masa üstüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi masa üstümde val dosyam hazır duruyor. C2.üstte Python 2.7 yani 27 Python exe dosyasını yazıyoruz. Yine Python 27 scripts klasöründeki demin kopyaladığımız autosub app.py'ye source-s yani dilimiz ve hedef dilimizi seçiyoruz ve val dosyamızı çevir dedikten sonra srt dosyamızı kısa bir sürede bizim için oluşturmuş oluyor. Masaüstüne srt dosyamız geldi. Yine açıyoruz bunu. Gerekli düzeltmelerimiz varsa yine tuğçe geldi bu. Bunu tuğçe yapıyoruz. İşte ne bileyim sarhoş edeyim dediği San Jose olacak. San Jose deyim yapıyorum onu. Gerekli düzeltmelerimizi yaptıktan sonra bunu kaydediyoruz ve evet yani kolay. Çok da zor değil. Windows trafiğe ile çok daha kolay. Sonuçta bu video kaç dakika oldu? 20 dakikaya yakın bir video, 19 dakika kadar bir video. Benim bunun altyazılarını oluşturmam, gerek Türkçe olsun gerek İngilizce olsun 15 dakikamı aldı. Yani 15 dakika bile değil. Bu kadar zahmetsiz bir olay için bence koyun altyazılarınızı. Çünkü dediğim gibi yani hem arama motoru optimizasyonu, hem işitme engeller, hem de başka dildeki insanların videolarınızı anlaması için bence süper bir yöntem. Eğer sorularınız olursa yorumlara yazın. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum zaten. Beni tanıyanlar bilir. Umarım faydası olur, işinize yarar.